Evet arkadaşlar, sadece oyun kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber andımızı okuyacağız. Evet, değişik bir şey yapacağız bugün. Andımızı okuyacağız. Son günlerde gündemde olan bir şey. Biz de bir bakalım neymiş bu andımız diye okuyalım dedik. Eskiden biz okurduk ama şimdi okunmuyor muymuş, okunuyor muymuş bir şeyler. Onlara hiç girmeyeceğim. Sadece biz andımızı okuyacağız. Geçeceğiz arkadaş ya. Sadece andımızı okuyacağız bu bölümde. Bir ufak versiyonu var. Ufak dedim, kısa versiyonu. Bir de uzun versiyonu var. Bu ikisini okuyacağız. Uzun versiyonu okullarda okunmuyordu diye hatırlıyorum. Ben hatırlamıyorum çünkü uzunluğu. Kısa versiyonunu okuyorduk biz okulda ve hop sınıflara da alıyorduk. Bu kadardı yani. Değil mi? İstiklal Marşı, Eğitürk şey vardı bir de. Atatürk'ün gençliğe hitabesi. Bunları ezberlettiriyorlardı. Şimdi olmuyor mu bunlar? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum bu konularda. Daha öyle bir maceramız da yok çünkü şu an. Evet, şimdi ben de okuyayım bakayım nasıl bir şeymiş bu. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi canımdan çok sevmektir. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bu kısa versiyon. Bir de uzun versiyonu var. Aynısından başlıyor. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi canımdan çok sevmektir. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ey bugünümüzü sağlayan Ulu Atatürk, açtığın yolda, kurduğun ülkede gösterdiğin amaçta hiç durmadan yürüyeceğimi ant içerim, ne mutlu Türk'üm diyelim. Bu işte aradaki o kısmı okumuyorduk okuldayken. Kısa bir şekilde bitiriyorduk, ne mutlu Türk'üm diye ne diyorduk. İşte Pazartesi sabah İstiklal Marşı, çıkışta bir daha bir İstiklal Marşı okun, Cuma'da çıkışta vardı. Ondan sonra bir de kitaplarda olan Atatürk'ün gençliğe hitabesini de ezberletiyorlardı. İstiklal Marşı'nın da 10 kıtasını ezberlediğim işte, evet. İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberlemişliğimiz var bizim ya. Bilmiyorum şu an nasıl yapılıyor. Hiçbir fikrim yok. Sadece bir andımız okuyalım dedik. Şöyle uzun zamandır okumamıştım bunu. Yani bir okuyayım dedim. Böyle bir şey anlamızda. Siz de bir okuyun geçin. Başka da bir şey yapmaya gerek yok yani. Değil mi? Evet arkadaşlar. Sadece oyun kanalından size görüşmek üzere. Bir andımız okuyun geçin. Gerisini boş verin. İyi seyirler. Hoşça kalın.